Merhaba arkadaşlar, bu videoda yaptığım projelerden bahsedeceğim. İlk olarak İngilizce kelime öğretme projesinden bahsedeyim. Bu bir tane İngilizce kelime öğretme uygulaması. Bu barla başlangıçtan kaç tane kelimeyi rastgele dizeceğine karar veriyor. Her bir 200 kelimelik 5 tane birim var. Toplamda 1000 tane kelime, İngilizce'deki en popüler 1000 kelimeyi burada yapıyoruz. Şu yanlış cevap verme hakkımız 5, skorumuz 2, şu anki rekorumuz 2, skorumuz 1. Burada çeşitli harfler var. Be olmak fiilin geçmiş zaman hali mesela was hemen yazıyoruz. Yanlış bir harfe tıklayınca skordan yani kalan hakkımızdan düşüyor. Şöyle şunu yaptık. İkinci skorumuz 2 oldu bakın. Bu şekilde bir uygulama. İlk 200'ünü bitirince diğer 200'lük açılıyor. İkinci bölüm, üçüncü ve beşinci en son. Bunu kapatalım. Bir diğer oyun taksi oyunu. Bu oyun bir mobil telefon oyunu. Şuradan Quality High'da şu an. Şöyle High alalım. İki tane mod var. Taksicilik modu. Bir de Free Taksicilik. Yani bir bölgen olmadan taksicilik. Mağazadan bir şeyler satın alabiliyoruz bir de. Şöyle taksi durağına gidiyoruz bölgeli olanda. Bölgeli olanda durağa gitme şart olduğu için iki kat daha fazla para kazanıyorsun. Para kazanıyoruz. Şöyle müşteriyi almaya gidiyoruz. Sonra o bir durak gösteriyor bize. Oraya gidip müşteriyi bırakıyoruz. Böyle bir şehir var. Şuradan dikiz aynamız, haritamız. Bu neymiş? Araba reset diye resetliyor. Şöyle içten görünüme geçebiliyoruz. Şöyle müşteriyi alalım. Evet, müşteriyi aldık. Bunu kendi gideceği yere götürmemiz gerekiyor. Şimdi bunu da kapatalım. Şöyle menüye dönüp çıkış yapalım. Bir de Paint uygulaması var. Bunu da bazı resimler yapmıştım. O resimler bunlar. Bunu bayağı önceden yapmıştım bu arada. Bu uygulamada bütün ekran tuval oluyor. Biz de üzerine bir şeyler çiziyoruz. M harfinden menüye giriyoruz. İşte fırçanın ne kadar opak olacağı, alfa kısmında. Fırçanın boyutu, renkleri. Renkleri açmak için şu black ve white değerleri var. Bunları sıfıra getirip renkleri değiştirebiliyoruz. İşte black değerinden ne kadar koyu, white değerinden ne kadar beyaz olacağını belirliyoruz. Blur'da şu anlık işe yaramıyor ama sağ tıkladığımız zaman o kısmı yumuşatmaya yarıyor. Noktasal seçersek farklı bir teknikle boyama yapacaktır. Ama noktasal seçmezsek çok daha performanslı bir şekilde boyama yapacaktır. Bakın şu an noktasal seçil değil. Noktasal seçersek daha farklı bir teknikle boyuyor. Sağ tıktan şöyle gördüğünüz gibi blur yapıyor. O bölgeyi bulanıklaştırıyor. Şöyle bulanıklaştı mesela. Dosya aç kısmı var. Buradan dosyanın adını giriyoruz. Buradan açıyor. Şimdi isim bilmediğim için şöyle bir çıkış yapalım. Yani buradan herhangi bir resmi açıp onun üzerinde düzenleme yapabiliyoruz. Düz Yol diye bir oyun var. Bu araba sarısı. Bu oyun prototip. O yüzden yarım bir oyun. Şöyle arabanın gidişi hoşuma gittiği için açtım. Galiba ışıklarda bir problem olmuş build alırken. Bu şekilde Traffic Razor'ın benzeri bir oyun. Şu
problemler yok. Arabanın tekeri de kırmızı değil normalde. Böyle böyle sonsuzluğa kadar ilerliyor bu şekilde. Şöyle taksiler var. Bunlar falan değişecek. Dediğim gibi yarım bir oyun. Şunu kapatalım. Bu arada yaptığım bir uygulama da var. Onu da göstereyim. Bu videoda bu arada bunların yaptığım her şeyden bahsetmiyorum. Sadece kaydettiklerimden bahsedeceğim. Bakın burada verilerimiz var. 18.000 tane farklı komponentin, elektronik komponentin, yani elektronik bileşenin alternatifleri yazıyor burada. Şöyle hemen çalıştıralım. Bu emulator, Android Studio şu an bu. Kotlin'le yazdım bir de kodları. Şu an uygulama açılıyor. Uygulama telefona yükleniyor şu anda. Aslında açılması lazımdı. Şöyle tekrar çalıştır diyelim. Ha. Evet, bu şekilde aradığınız elektronik komponentin kodunu buraya giriyorsunuz. Şuradan search butonuna bastığınızda ona alternatif komponentlerin kodlarını size gösteriyor. Bu kodları bunun yerine bu elemanı kullanarak devrede elinizde ne varsa onu kullanmış olursunuz. Daha tasarruf etmiş olursunuz yani. Veya ne bileyim bu daha ucuzsa bunu kullanırsınız. Bu da bu şekilde bu uygulama. Verileri JSON dosyasından çektim. Direkt string'e şurada atınca sorun oluyordu. Bunu da kapatalım. Yaptığım bazı oyunları internete yüklüyorum bu şekilde. Şöyle bir site açtım kendime. İşte kendimden falan bahsettim. Arada bilgi makaleleri yayınlıyorum bu şekilde. Kendi yazdığım makaleler. Şu an iki makalem var. Bazı Blender addonları, yani eklentileri ve 3D bilgisayar grafikleriyle ilgili bir makale. Şöyle yukarıya çıkalım. Oyunlar bölümünde de 3 tane oyunum var. Minecraft benzeri bir oyun. Şöyle açarsam şunu da kapatayım öncekini. Bu oyunda sonsuz bir dünya var. Ve bu dünyada bir şeyler inşa edebiliyorsunuz. Şöyle bir şeyleri kırıp bloklar koyabiliyorsunuz. Bu şekilde. Önceden kayıtlı olan mapleri de açabiliyorsunuz. Hemen açayım. Şurada önceden Omer diye bir map yapmışım mesela. Bunu kaydedip veya açabiliyorsunuz. Şurada grafik kalitesini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bakın ev inşa etmiştim. Burada. Bunu projeyi bu arada hazır kodlarla yapmadım. Tamamını kendim yazdım kodlarının. Özellikle bir şeyler öğrenmek için hiçbir şekilde hazır kod kullanmadım. Bakın bu projede var. Bunda da bu şekilde bir ev inşa etmiştim. Evet, bir sınır yok bu yaptığınız şeylerin. İstediğiniz boyutlarda istediğiniz her şeyi inşa edebilirsiniz. Bu şekilde bir alan inşa etmiştim bu arada. Böyle bir proje bu da.
Labirent oyunu var. Neymiş? Bunları kapatayım. Labirent oyununda sürekli rastgele bir labirent oluşturuyor. Şey algoritmasıyla, prim algoritmasını kullanarak kendi kendine labirentler oluşturuyor. Sol üstte rekorunuz, sağ üstte skorunuz yazıyor. Şöyle şu an basit, gitgide zorlaşıyor labirentler. Mesela şuradan şöyle gidip. Bu levelden sonra bırakalım. Şöyle klavyeden tuşlarla yukarı aşağı veya WASD tuşlarıyla küre kontrol edebiliyoruz. Mesela şuradan şöyle gidip şu bayrağa ulaşınca leveli geçmiş oluyoruz. Bunu da kapatayım. White Land diye bir oyun var. Bu oyun normalde beyaz olacaktı. Sonra grafikerlerin kullandığı renk paletleri var. Onları kullansam nasıl olur falan diye düşündüm. Böyle bir oyun ortaya çıktı sonra. Oyuncu sıkılmasın diye renkler sürekli değişiyor. Şu an mesela bu sahnede ana renkler turuncu, mavi falan. Burada renkler otomatik olarak rastgele bir şekilde değişiyor. Her bölüme geçtikçe. Burada mesela böyleyken işte buraya geçtik, farklı renkler geldi. Bunları daha önce belirlenmiş renk paletlerine göre yapıyor. Şu an bu oyunun uzunluğu bu kadar. Fazla şey değil. Yani kısa bir oyun oldu ama daha sonra bunu geliştirmeyi düşünüyorum. Şöyle parkur oyunu gibi oldu. Bu renk paletlerini şuradan çekiyor. Bir saniye. Yüz diye bir bölüm olması lazım. Oradan bulabilirsem. Daha önce bir kişi 100 tane şey belirlemiş. Liste şeklinde renkleri belirlemiş. Şöyle beşlik listeler var. Bu renklerin içinden otomatik kendisi seçiyor. Bunu da internetten buldum. Başka size gösterebileceğim yaptığım Blender'la yaptığım projeler var. Şöyle bir animasyon yapmıştım. Bunu da göstereyim şöyle. Kısa bir animasyon. Şöyle 1080'i alıp göstereyim. Bu animasyonda da bir arkadaş videonun başlığı için animasyon lazım demişti. Oradan yapmıştım. O yüzden yapmıştım bu animasyonu. Şöyle bir araba modelim var. Kendi modelim bu. Yani bir yerden böyle render falan almadım. Hepsini kendim yapmıştım. Buradaki zaten hepsi bana ait. Hiçbir parçası falan başkasına ait değil. Sadece şu silah model kısmını bir arkadaş yapmıştı galiba. Ama boyama kısmı çok daha zor şu silahın. İşte bu şekilde modellerim var. Blender'da yaptım. YouTube'da video paylaşıyorum. Şöyle farklı farklı konularla alakalı. Ha, Blender'la alakalı. Bir de işte yazılımla alakalı videolar paylaşıyorum. Mesela Unity ile heykel yapma videomu göstereyim. Bakın bu şekilde objeleri eğip bükerek heykeller, tasarımlar yapabiliyorsunuz. Bu kısa iz kısmı burası ve kenara doğru atölyemden bahsetmiştim.
Onu da izleyebilirsiniz. İngilizce kelime öğreten uygulama var. Onu da göstereyim. Uygulamayı sıkıştırma yaptığım için biraz geçe çaldı. Onu daha sonra düzelteceğim. Burada az önceki gösterdiğim İngilizce kelime uygulaması gibi mix yapabiliyorsunuz. İşte 0'dan 200'e, 200'den 400'e falan o şekilde gidiyor 1000'e kadar aynı şekilde. Bunu da download sounds yapabiliyorsunuz. Yani ve internet üzerinden sesleri indirebiliyorsunuz. Ama ben gerek görmedim. Bunu kodlamıştım, yapmıştım ama daha sonra bunun gerek olmadığını düşündüm. O yüzden sesleri de uygulamanın yanında veriyorum. Play level diyelim. Şöyle sorunun cevabını buradan bakabiliyorsunuz, answer kısmından. Buraya tıklayınca da sorunun cevabını size sesli olarak söylüyor. Di. Mikrofon kısmından da konuşmamızı oraya yazıyor. Bakın şu an mikrofon dinliyor ama OBS Studio'da aynı zamanda kullandığım için mikrofon sürekli açık gösteriyordur. Şu an bir hata verdi. Sorun değil. Bir kapatıp açalım. Hello. Bakın gördüğünüz gibi hello kısmı geldi. Çok karışık bir şey söyleyeyim. A S D F G H L M N. Bakın. Oha hepsini yazmış. Şey söyleyeyim ben size. Evet, double. Bakalım bunu anlayabilecek mi? İşte kafasından bir şeyler uydurdu şu anda. Normalde böyle çok anlamsız bir şey söyleyince I'm not understand demesi lazım. Ben dediğini anlamadım demesi lazım. Ama hepsini anladı. İşte bu da bu şekildeydi. Bunu da kapatalım. Şimdi size başka işte yaptığım Blender addonları var. Onların videoları da burada. Otomatik UV açma addonu falan var. Rig sistemleri var. Animasyonlar için kemik sistemleri. Bu 24 saatte yaptığım virüsleri öldürme oyunu var. Evin içindeki virüsleri öldürüyoruz bu oyunla. Merhaba, ben Ömer Faruk Göz. Bakın. Katılıyorum. Şöyle eve gezelim biraz. Bakın böyle virüsleri ateş ederek evdeki Virüsler virüsleri öldükleri zaman hiçbir öldürüyoruz. zaman sayıları azalmıyor. Ev 3 katlı falan böyle villa gibi büyük bir ev. Gitabı açayım. Şöyle kendi siteme girip. Bu arada Raspberry Pi'den bahsetmeyi unutmuşum. Raspberry Pi de vardı atölyede. Şöyle Minecraft'ın kodlarını burada paylaştım. O Blender'ın addonları. Şu üçü Blender addonu. Bu kameradan görüntülerden derinliği algılayabilen bir kod. Bakın maymunların ne kadar uzakta yakında durduğunu buradan görebiliyorsunuz. Şu maymun küçük bu arada, uzakta durmuyor. Boyutu küçük olduğu için öyle gözüküyor. Hatta şu maymundan daha yakında duruyor biraz. Bu görüntüyü de şuradan çıkartıyor. Şu left right görüntülerine. Bakın. Şu görüntüden onu çıkarttı. Bu dediğim gibi maymunlar aynı uzaklıkta neredeyse. Şu uzakta değil. Başka projem göstereyim hemen. Bu internet sitenin kodları. Az önceki şu gösterdiğim internet sitesini. Onu da ben yazmıştım. Tabii çok
özene bözene yapılmış bir site değil. Onu da söylemek lazım. Şurada Files diyor. Bu bazı dosyaları tuttuğum bölüm. Unity Assets bölümünde bayağı bir şey var aslında. Bu labirent oluşturma kodları. Maze Texture dediği prim algoritmasını kullanıyor bu. Bu da eski daha basit bir algoritma kullanıyor. Bu algoritma yüzünden uzun koridorlar falan olduğu için oyun daha sıkıcı hale geliyordu. Ben de diğeriyle değiştirdim algoritmayı. Bu kar şeyi. Bu da performanslı bir şekilde kar efekti veriyordu. Bunu da verileri düzenleyerek yapıyordu. Sıralı veri kullandığı için çok daha performans ilerliyordu. Bu araba kontrol kodu. Objelerin meshlerini birleştirme kodu. Objelere hasar verme kodu. Yani fiziksel olarak hasar verme kodu. Şeklini bozuyor. Bu kod neymiş? Bu kodda objeleri birleştiriyor. Oyun içindeyken birleştiriyor. Hayır, oyun içindeyken değil de Unity'de çalışıyor. Unity eklentisi gibi. Bu karakter kodu. Ateş ettiğimizde o ateş ettiğimiz yerde bir tane mesh oluşturma kodu. Bu şekilde. Bu o az önce gösterdiğim objeleri şekillendirme kodu. Objeye yer gösterme kodu. Hani bir nesne arıyoruz mesela, onun nerede olduğunu gösteriyor. Okularla. Boyama kodu işte voxelmiş. Bu neymiş? Bu da Minecraft'taki gibi objeleri inşa etmenizi sağlıyor. Şöyle hazır video gelmişken şu Minecraft'ın kodlarını da göstereyim. Bakın bu şekilde. Bu arada bunlar example. Yani örnek kısmı. Kodlar hatalı olabilir. Hani boşuna if kullanmış olabilirim burada o yüzden. Normalde kullanılmayan bir kod. Orası siliniyor normalde. Bu da her map için bir obje. Hani mapleri parça parça yapıyoruz çünkü. Oyun kasmasın diye. Size başka gösterebileceğim for leg robot. Bunda fazla bir şey anlatmamıştım. Evet, bu şekildeydi. Yaptığım projeler. Aynı zamanda Unreal'da şehir falan da yapmıştım. Bayağı onun ayarlamalarını yapmıştım. Bir tane proje için. Özel şirkete bir proje için. Onu yapmıştım. Onu şu an gösteremem yalnız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler. Merhaba arkadaşlar. Bir ekleme daha yapacağım. Şu Lambor Park oyunum var. Yapmış oldum. Bu oyun çıkaralı 3,5 yıl oldu ve 527 indirme olmuş. Tabi bunun çoğu ilk zamanlarda oldu. Sonra fazla indirme almıyor. Şöyle bunun içeriğine bakalım. Mağaza giriş diyelim şuraya. Bakın bu oyunun içeriği de bu şekilde. Şöyle ekran görüntülerinden gözükürse. Böyle 40 tane level var. Farklı farklı helikoptere falan binebiliyorsunuz. Kamera açılarını falan ayarlayıp renkleri falan ayarlayabiliyorsunuz. Trene falan da biniyorsunuz oyunun içinde. Böyle bir oyun var. Bunu da eklemek istedim. O taksi oyununda Google Play Store'da yayınlanmıştı. Şu an kalktı da politika değişiklikleri yüzünden galiba. O da reklamsız 1000 indirmenin üzerine çıkmıştı. Bu da reklamsız 527 indirme aldı. Yani fena değil rakamlar. Reklam olsa daha iyi olur tabi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.